Sevgili dostlar, sponsorlarımız golvar.com ve Kayseri Özlüm Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuzu hoş geldiniz, Safalar getirdiniz. Fenerbahçeli herkesi kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz ve e, herkesi davet ediyoruz. Gerisini size bırakıyorum. İsmail Kartal'dan transfer açıklaması. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal Zimbru maçının öncesinde açıklamalarda bulundu. Biliyorsunuz Konferans Ligi maçını 5-0 kazandık. Maçın bitiminde güzel bir yayın yaptık. Bazı arkadaşlara abone olun şu duyumları vereceğiz dedik. E, duyumlar duyumları aldıktan sonra kaçıp gitmelerini de üzüntüyle izledim. Allah da onları bildiği gibi yapsın. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Şimdi henüz hazır değiliz dedi. 3 haftadır takımla çalışıyoruz. İyi bir mesafe kat ettik ama fizik olarak oyun felsefesi anlamda hazır değiliz. Yakın bir zamanda şey yapacağız. Hani tamamlayacağız. Aramıza yeni katılabilecek oyuncular olabilir. Bu maç rakibe saygı duyarak iyi şekilde hazırlandık. Hani iyi bir futbol. Tüm Türkiye'yi göstermek istiyoruz. İkinci maç içinde iyi bir skor almayı düşünüyoruz dedi. Sürekli rakip oyunun her yerinde domineden kaptırdığınız yerde baskı yapan top bizdeyken de şuurlu bir şekilde oyunumuzu rakibe kabul ettirmeye çalışacağız. Geçmişte bunu başardık. Bunu ligde de yapmak istiyoruz dedi ve 5-0 kazandık. Taraftarlarımız varsa biz varız. Taraftarlarımızın ne istediğini ben çok iyi biliyorum. Oyuncularıma bunu sürekli aşılıyorum. Çubuklu formayı giyen futbolcu en iyi futbolcudur. Bu formayla çıkan takım en iyi takımdır. Bu camia her şeyin en güzeline layık, taraftara layık olmak için futbolcularımızla birlikte elimizden gelen en iyisini yapacağız. Bu sezon herkes görecek. Taraftarımız ile birlikte muhteşem bir sezon geçireceğiz. Bizi yalnız bırakmasınlar diyor. Şimdi dev bir gelir var Fenerbahçe'de. Haberlere konu olan dev bir gelir var. Yapılan satışlar dudak uçuklatıyor. Başta Arda Güler'in Real Madrid'e gitmesi. Son dönemdeki bonservisli satışlar. Hani Berişan'ın Oğuzburg'a gitmesi. Ve hani e, oradaki performansı gerçekten takdire şayan ve iyi bir yere gitti. Buruma hakeza yani 4-250'yi alınır mı denen Buruma 6.5'a gidip Fenerbahçe'yi kar ettirdi. Atilla Senayi son dönemin bence düşüşte olan yıldızıydı. Fenerbahçe adına düşüşteki isimdi Atilla Senayi. Cikku'yu gördünüz değil mi arkadaşlar? Yani gözünüzden izlediniz. Can, canlı canlı videosunu ya da şeyini. Aradaki farkı, sertlik farkını gördünüz mü hocam? Rakip şuydu. Ya her cümleye de rakip Zimbruydu diyerek başlamayacaksın bak. Rakibin Zimbru olması Fenerbahçe için daha tehlikeli. Niye? Fenerbahçe yıllarca şampiyonluğu ligin son sırasındaki takımlara vermiş bir takım. Yani Fenerbahçe'nin şampiyonluğu ligin son sırasındaki takımlara hediye etme gerçeği var. Yani siz bana boşuna anlatırsınız. Boşuna konuşursunuz Zimbru şöyle kötüydü, böyle kötüydü. Ya bir şey söyleyeceğim maç başlamadan Ulan acaba diyen yok muydu? Vardı mesela. Çıksın mertçe ki vallahi ben acaba diyordum. Ama şimdi demiyorum desin. Takıma inancı değişti milletin. Anlatabiliyor muyum? Ve Atilla Selay'ı o şekilde. Arda Güler o şekilde. Toplam 42.8 milyon euro. Ciddi bir para. Ciddi bir gelir. Ki Atilla Selay birlikte uçtu. Arkadaşlar Livakovic adım adım Fenerbahçe'ye. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Altay Bayındır Veda mı etti? Ne yaptı? Maçın bitiminde Altay Bayındıran hareketlerini bir izler misiniz? Bence bir izleyin. Ne demek istediğimi videoyu izleyince anlarsınız. Şimdi Libakovic transferinde sona gelindi diyor haberde. Limbur'un ee, maç öncesinde aslında yabancı bir kaleci alacağımızı açıkladı İsmail Kartal. Ve Hırvat kalecinin transferine işaret etti. 9 milyon euronun konuşulduğu bir olay var. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Al oyuncuya teklifini sundu. İnanılmaz değil mi? Al kimin takımı bilin bakalım. Belivacovic'in aklını karıştırdılar. Biz aslında her konuda anlaştık. Kulübüyle de anlaştık, oyuncuyla da anlaştık ama menajeri biraz e, para koparma derdinde diyelim. Ve sonuç bu oldu. Ama ben şunu söyleyeyim. E, bir şeyler bence yoluna girecek diyelim. Bence bir şeyler yoluna girecek. Altay Bayındır gidecek mi? Bak şunu da söyleyeyim. Keylor Navas konusunda e, Fenerbahçe'nin olumlu adımlar var. Hani Navas'ı bedava alma durumu var. Hani Navas'ı alsan Altay'da dursa mı acaba düşüncesi de var. Ortada enteresan bir olay var. Gelelim Fenerbahçe'mizin yeni transferi Cengiz Ünder'e. Yani Cengiz Ünder. Şimdi Fenerbahçe'nin adı anılan Cengiz Ünder bazı teklifler var. Görüşmeleri menajerim yürütüyor demişti. Demişti demesine. Lekip son dakika giriyor. Cengiz Ünder Fenerbahçe'de anlaşmak. Bu arada Livakovic Dinamo Zagreb'in Astana'yla oynadığı Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme maçında da yer aldı. Acaba bize gelse Avrupa maçlarında oynayamayacak mı? Ben onu da düşündüm açıkçası ama kafam bir karıştı. Şimdi ben Cengiz Ünder konusunda size duyum muyum vermeyeceğim. Vereceğimi yayında verdim. Şimdi Tadiç bir kanatta Cengiz Ünder diğer kanatta Fenerbahçe'nin nasıl bir takıma dönüşeceğini biliyorsunuz. Kent de aslına bakarsanız hani bana SOS verdirtmedi. Ben oynarım mesajı verdirtti bana açıkçası. Ben e, kenti beğendim açıkçası. Siz ne derseniz deyin. İster katılın ister katılmayın ama. Şimdi Cengiz Ünder bu açıklama yaptı. 26 yaşında çok gönüllü bir oyuncudan bahsediyoruz. Sağ kanat sol kanat 10 numarada oynayabilen bir isim. İsmail Kartal'ın istediği bir isim. 25-26 yaşındaki oyuncu. 26'ya yeni geldi. Şu kadar oynadı, şu kadar gol attı falan. Ben bunların hiçbirine takılmıyorum. Ben Cengiz'in Fenerbahçe'de ne yapabileceğine takılıyorum. Hocam Cengiz Fener'e gelirse Emre Morlan aynı şey olur. Emre Morlan, Cengiz aynı isim değil arkadaşlar. Aynı isim değil bunlar. Bak yaptığınız yanlışı söyleyeyim size. Emre Mor eğer Cengiz'den aynı isim olsaydı emin olun milli takıma Emre Mor seçilirdi farkı olması lazım bak. Emre Mor'un bitiriciliği Cengiz kadar değil. İkisi de pırpır oyuncu. İkisi de çalım seven oyuncu. İkisi de bireysellik, bencillik anlamında yüksek oyuncular. Kabul. Ama Emre Mor e, Cengiz kadar değil. Ve Türk kuralı, üç tane Türk oynatmak zorundasın. Kaleciyi yabancı seçiyorsan Kanada Türk seçeceksin. Bana kalsa ben 6 ay İrfan'la devam ederim. Kanada yabancı alırdım ama Kanada Türk alalım. Cengiz Emre Mor devam ki İrfan Can da zaman zaman oyuna atabilirsin. 3 tane ismi var. Kesin sağ kanadın Türk. Verdi o sayı. Sağ bekte sol bekte belki en azından bir tane Türk'üm var. Üçüncüyü de artık sen bulacaksın. Yani olacak bir şey yok. Şimdi Fenerbahçe Lekip'in haberine göre Marsilya ile görüşmelere başladı. Ben başka bir şey diyeyim. Fenerbahçe transfer etmeye çok yakın. Benim bu videoyu çektiğim saatlerde kap açıklamasını bekliyorum ben. Ben şu andan şu anda Cengiz Kapı bekliyorum biliyor musunuz? Gece neyi çekiyorum ben bu videoyu? Gece Cengiz Kapı bekliyorum. Bir yıl önce Marsilya 8 milyon euroya aldı. Bir yıl kullandı. 4,5 ila 7 arasında bir fiyatı almayı düşünüyoruz. Öyle 20 milyon eurolar falan imkansız. aslında spoiler içeren de bir şey söyledim. Bilmiyorum. Ne kadar spoiler içeren bir şey söyledim. Onu da size bırakıyorum. Şimdi Rossi'den Tadiç'e Geçmek e, ciddi bir olay. Rosti'den Tadiç'e geçmek. E, enteresan bir olay. Onu da belirteyim. Şimdi bir Erling halat alamayız. Edincek ona demiş taraftarlar uzun zamandır futbolun içindeyim ve çok fazla stat oynadım. Şunu söyleyebilirim ki bugün duygulandım. Bu yüzden onlara teşekkür ederim. Bu takım için her şeyimi ortaya koyacağım demiş mesela. Düşünün bak. Yani... Mesela şeyin golünde, Şimanski'nin golünde Rossi olsaydı hocam kaleciyle karşı karşıya gider üstüne atardı diyorlar. Yapardı. Doğruya doğru. En Rossi savunan biri olarak. Ama Cengiz'in pozitivizmi, pozitivizmi bize çok şey kazandırabilir. Fenerbahçe genç oyuncuyu transfer etti. Bilginiz olsun. Kimi? Efe Konuşkan. 19, Bucaspor 1928 altı yapısındaki futbolcu Efe Konuşkan'ı renklerine bağladı. Ki konuştuk. Hayırlı olsun vermiştim. Allah'a çok şükür yanılmamış olduk. Hocam diyor bazı arkadaşlar çok fazla Allah'a çok şükür diyorsun. İnşallah falan diyorsun. Maşallah diyorsun. Siz gerçek hayatta Tanrı beni kursun falan mı diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Ya arkadaşlar bakın ayet var. O yüzden ben öyle yapıyorum. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, birine yarın bir şey yaparım diyor. Yapamıyor. Bir hafta boyunca yapamıyor. Niye olduğunu soruyor. Diyor ki inşallah diyeceksin. Allah izin verirse diyeceksin. Allah uygun görürse yoksa olmaz. Diye ben o ayetten sonra hayatımda her cümleye bunu katıyorum. Yoksa hani din üzerinden falan sizi abone etmeye falan çalışmıyorum. Rahat olun. Öyle bir şey yapmam yani. Herkesin dini kendine. Ayrıca benim için bu kanalda insanların dini değil, tuttuğu takım ve takımın olan sevgisi, bağlılığı önemli. Fenerbahçeli olun. Canı gönülden Fenerbahçeli olun. Kanala abone olun, destek verin. İsterseniz krem peynire tapın. Benim için bir sıkıntı yok yani. Ben saygılı bir adamım. Şimdi 2008 doğumlu sol ayaklı futbolcu geçtiğimiz yıl Elite Akademi U15 liginde 24 maçta 5 gol kaydetmiş. 2014 yılında henüz 6 yaşındayken kapısından içeri girdiğim, büyüdüğüm, geliştiğim ve hayatım boyunca unutamayacağım dostluklar kurduğum Buca Spor'dan bugün itibariyle ayrılıyorum. Bu ayrılığın aslında Buca Spor'u layığıyla temsil edebilmek adına bana daha büyük bir sorumluluk yüklediğinin farkındayım. Türkiye'nin en büyük camiasında çubuklu forma altında hayallerimin ilk adımını gerçekleştirdiğim bugüne gelebilmeme, gelebilmeme katkısı olan Başta Sayın Başkanım Cihat Aktaş olmak üzere hocaları Mersin Sarı, Talat Ergün ve İbrahim Akkaş'a dostluklarıyla iyi ki tanımışım dediğim tüm takım arkadaşlarıma Buca Spor Camiası'na ve her an her şartta yanımda olan canım aileme sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca Fenerbahçe'ye transfer sürecimin başından itibaren benimle ve ailemle yakından ilgilenen Fenerbahçe Altyapı Koordinatörü Sayın Tahir Karapınar hocama da ailem ve kendim adıma çok teşekkür ediyorum. Sallacivert aşkıyla hayallerimin peşinden koşmaya devam edeceğim diyor. Bu arada Semih Şentürk U19 teknik direktör oldu sanırım. Ben şey yapamadım ama hayırlı olsun. Genç takımlarda da gayet iyiydi. Fenerbahçe iki yıldızın peşinde. Son haberimiz aslında ama kaç bir şey de ekleyeceğim, serpiştireceğim. Siz yeter ki kanala abone olun. Videoyu beğenin. Abone olup kaçmayın ama. Delikanlı olun, harbi olun, mert olun. Takan yandaş olmayalım hocam. Şimdi İtalya'dan iki yıldızın peşine düştük. Milan'da forma giyen Bosna Ersekli orta saha Rade Krunic ve Hırvat sol kanat oyuncusu Ante Rebic'i listesinde bulunduruyor Fenerbahçe demiş. Bakalım. Nasıl bakalım? Hocam bize duyum ver. Tamam bakalım arkadaşlar dur. İkisini de şöyle transfer marketini açayım. Hocam oraya bakıp mı duyum vereceksin? Aynen. Bakalım. Rade Krunic. 10 milyon euro güzel 29 yaşında merkez orta saha beğenmedim. Merkez orta saha 8 sözleşme bitişi 2025. Kulliyen yalan. Anterebiç 6 milyon euro sol kanat. Bir kardeşimiz de bana diyor ki Anterebiçi alsak diyor. Ben arkadaşa Hakimzade'yi beğendiremiyorum. Sakatlığı var diyor. Engiz Ünder'i beğendiremiyorum. Sakatlığı var. Hocam Anterebiç alsak çok iyi kanat diyor. 6 milyon euroyu gördükten sonra demeyiz herhalde. 21 Eylül'de 30 olacak. Hırvat sol kanat. Yani Kulliyen yalan. E Yani E Mesela Dusan Tadic bizim. 34 yaşındaymış. Gerçekten 34 yaşındaymış. Transfer markta falan baktım. Edin Ceko. Cengo benim arkadaşım ve kardeşim. O oyuncu ve arkadaşım olarak onu iyi bir şekilde tanıyorum. Cengiz Ünder'in iyi bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim ama transfer konusundaki sorularınızda kulüple konuşmanız gerekiyor demiş. Yani Cengiz Ünder'in hayırlı olsununu Ceko vermiş. Şimdi ben başlığa ne koyacağım biliyor musunuz? Başlığa şunu yazacağım. İyi dinleyin benim. Fenerbahçe'den bir transfer. Hedef 3 yıldızın daha transferi. işte o detaylar yazacağım. İri Cengiz Ünder. 2. Seydu Mane. Mane konusunu dün biz canlı yayında maç sonu canlı yayınında işledik. Muhtemelen çoğu kişi duymadı. Duymayacak da. Çünkü canlı yayınların tekrarını izleme huyunuz yok. Ben kısaca süreci anlatayım. Böyle 10 dakika şeyini de vereyim. Arkadaşlar. Saydu Mane konusunda şu Zaha olayından sonra Ali Koç Bayan Münih Başkanı'ndan transfer için görüşme istiyor. 15 milyon euro verebileceğimizi söylüyor. O da hani bir şekilde transfer şeyine başlasınlar. Bu iş değişir. Daha fazla isteriz daha az izleriz diye izin veriyor. Manen'in kendisiyle de görüşüyoruz. 6 artı 2 teklif ediyoruz. Hocam Allah'ın seversen salaklık değil mi 6 artı 2? Ne diyorsun sen? Yani 6 artı 2 teklif ediyoruz. Yıllık ücret. Oyuncu Arabistan'dan bir kulüple anlaşma aşamasında olduğunu ya oraya gideceğini ya da kulübünde kalacağını söylüyor. Teşekkür ediyor ve yıllık ücretinin zaten çok yüksek olduğunu bunu da ancak bir Arap kulübünün karşılayabileceğini söylüyor. Teklifimize teşekkür ediyor. Yani Mane için uğraşma doğru ama transfer neticesiz kaldı. Muhtemelen ve muhtemelen Fenerbahçe yönetimine bu soru sorulursa diyecek ki yok alakamız yok. Mane kim? Diyecek. Yani Galatasaray'da mı oynuyor diyecek. Yok Galatasaray Mane'de mi oynuyor? Ya Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım'ı duydunuz mu? Ne diyor? Galatasaray bakan buyu aldı. İlk teklifi yapan bizdik ama arada bir sürü şey döndü. Görünen bir buçuk ama bonuslar falan arkada bir sürü şey var. Biz nasıl verelim diyor. Hatırlarsanız ben bunu size söylediğimde gülmüştünüz. Şimdi iyice gülün. Hani Zalgiris'ten berabere kaldık. Kalecisi, Manav, Solbeki, Veteriner falan öyle bir takımla. Diyeceğin ki hocam senin oynadığın takım. Zimbrayu. Çitağı Bükreş yok. Zim, Zimbir İnanın bak adını tam bilmiyorum. bak O kadar yayınını yaptım. Zimbru Çisinao. Evet bizim oynadığımız takım da dandik. Galatasaray'ın oynadığı takım da dandik. İki takım da birbirinden daha dandik. Ama benim şöyle bir cümlem var. 2004-2005 Fenerbahçe'si Zimbru'ya 18 tane atar. Belki 2006-2007 Galatasaray'da bu e, neydi? Çisinao şeydi ne? 18 tane atar. Yani takımların şu anki kalitesini bilin diye söylüyorum. Zeki Uzun Durukan. Mustera sakatlandığında Günay Güveç ile mi çıkacaksın Şampiyonlar Ligi'ne? O kadar eminler ki gruplara kalacaklarından. Allah akıl fikir versin. İnşallah çabuk elenirsiniz de. Ee, yani üzü üzüntünüz az olur. Rakibin Livakovic'i alıyor. Cengiz Ünder'i alıyor demiş. Ulan A Spor'da ilk defa doğru konuşulmuş. Sübhanallah. İlk defa görenler. Beğen butonuna basın. Hocam Cengiz 1. Livakovic 2. Mane 3. Üç. Yani üçüncüyü hedefledik ama olmadı. Başka Başka Bu arada bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Aklıma gelmişken söyleyeyim. İlk 45 dakikada Tadic'in istatistiğini gördünüz mü? görmemiş olamazsınız. İlk 45 dakika 5'te 5 ikili mücadele kazanma. 2'de 2 başarılı dripling. 7 kilit pas. 8.4 maç puanı. Yani maçın en iyisiydi. Hatta sofa skor bende vardı ya. Ben orada ekliydim. Gerçekten merak ettim. Maçın adamını merak ettim. Şey ya, Fenerbahçe adına. Ya çok da güzel bir olay oldu. Tadic bir, asist. Kent bir gol. Ceko bir gol iki asist. Şimanski bir gol. Fenerbahçe adına hani dehşetül vahşet bir senaryo yaşandı ya. Ben çok beğendim. Oyuncularda puanlayın bir geleneğimizdir. Bu bizim kanalın geleneğidir. Maçın ertesi günde oyunculara e, puanlarım. Şöyle küçük bir puanlayım arkadaşlar. Altay'a pek iş düşmedi ama yine de 8 vereyim. O sayı bence 10. Mücadelesi falan gayet iyiydi. Serdar Aziz 7.5'tan 8. Ciku 9. Bu arada Ciku'yu merak ettim. Atraksiyonlarını. 90 dakika. 2 pas arası, 1 adam kaçırma, 2'de 0, 2 de 0 kili mücadele kazanma, 8 de 7 hava topu, 7 top kaybı diyor. Topla buluşma 89, 12'de 10 isabetli pas. <laughs> 12'de 10 isabetli pas. Uzun top isabeti bunların hepsi. Bilginiz olsun. Top sürme girişimi 1 de 0 diyor. Geriden oyun kurma babında iyi. Verdi Kadıoğlu 10 90 dakika 1 gol. 1 adam kaçırma, 1 de 0 ikili mücadele kazanma. Hani istatistikleri bilin diye söylüyorum. 14 top kaybı. Hocam buraya bakarak nasıl 10 veriyorsun? Yani her şey bu istatistik değil arkadaşlar. Uzun top isabeti 7'de 2 mesela. İsabetli şut 1. Şimanski 8 almış. Ben 9 veriyorum. Attığı golü unutmayın. Attığı golü kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Burada benim bir ee, gol. 40, 41'de 30 isabetli pas. 3'te 0 orta isabeti. 2'de 1 uzun top. isabetli şut. 2 isabetsiz. 1 diyor. 9'da 5 ikili mücadele kazanma. Gerçi bunlara ulaşabilirsiniz siz. Ben Şimanski'ye 9 verdim. Biraz ürkektim. Crespo'ya ben 7 verdim. Bildiğimiz Crespo'nun biraz gerisindeydi ama ikinci yarıda 8 aldı. 7.5'tan 8'e tamamlar. Mert Hakan benden 7 aldı. Asistiyle 7 aldı. Tadic 10. Ceko 10. Kent bence 9'luk top oynadı. Oyuna sonradan girenler. İsmail Yüksek 8. Emre Mura puan veremedik ki 10 dakika oynadı. İrfan Can'a da ben puan veremedim. bak try... ve King de yeni girdi ama King gol attı. 8 verelim. <laughs> Bir geleneğimizde gerçekleştirmiş olalım. Ben maçın var, şeyini çok merak ettim. En merak ettiğim maçın gol istatistiği. Şey, e, Toplu oynama istatistiği. Çünkü baştan sona %72'ymiş. %72'ye 28. 20 şut toplam. 6 şut rakibin. 7 isabet'e 1 isabet. 7 isabetsiz, 4 isabetsiz. 6 şutumuz engellenmiş rakibin 1 şutu. 10 kornere 5 korner 5 offside'a düşmüşüz. Rakip hiç düşmemiş. Paul 9'a 10. Sarı kart 1'e 3. 1 2 7'ye 9. Saç 28'e 8. Oo, out. Bu ne lan? Yakalanan büyük şans Fenerbahçe'nin 4. Direkten dönen şut 2 diyor. Bizim ikinci dönen topu ben bilmiyorum ya. Biri Ceko'nun kenardan vurdu ama ikinciyi ben bilmiyorum arkadaşlar. Hatırlamıyorum. Hatırlayan varsa yorum yazsın. İkinci direktin törenimiz ne? Nerede? 3 kontra atak. 2 kontra atak şutu. Kontra atak golleri 1. Ceza sahası içinden şut 13'e 3. Ceza sahası dışından 7'ye 3. Kaleci kurtarışı 1'e 1. 552 isabetli pasa. 171 pas. Ben dedim ya size çok pas yapan bir takım oluruz. Uzun top isabeti 44'te 31. Rakibin 47'de 12. Ortayı iyi kapatmışız demek ki. 26'da 7 orta isabetimiz. 9'da 0 orta isabetim. Demek ki savunmacılar hava topunda nefes aldırmamış. Top sürme girişimi 27'ye 13 bizim, 16 14'te 6 onların. Top kaybı 132 bizim, 119 rakibin. Bak bu fazla. Ona dikkat. Kazanılan ikili mücadele 50'ye 36, kaybedilen kazanan hava topu 17'ye 4. Sonuç olarak Fenerbahçemiz kazandı. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere.